Başbakan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, Ordu ve Giresun illerine hizmet vermesi amacıyla 24 Temmuz 2011 tarihinde temeli atılan ve dünyada denize dolgu yöntemiyle inşa edilen 3. havalimanı olan Ordu Giresun Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Havalimanının terminal binasını gezen Kurtulmuş, açılış öncesi son hazırlıkların yapıldığını belirterek, Ordu Giresun Havalimanı 22 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla açılacak dedi. 22 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın katılımıyla burada büyük bir açılış töreni yapacağız ve Karadeniz'imiz bir büyük havalimanına daha kavuşmuş olacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin fevkalade önemli bir havalimanı olacak. Dünyada denizin üzerine bütünüyle inşa edilmiş 3. havalimanı. Hem terminal binaları, hem pisti, hem apronu, her şeyi denizin üstüne inşa edilmiş olan 3. havalimanı. Denizin üzerine kısmen inşa edilmiş 6 havaalanı daha var. Yani toplam 9 havaalanı denizin üzerine inşa edilmiş ama bunlardan 3'ü Japonya'daki ve Hong Kong'daki havaalanıyla birlikte Ordu Giresun Havaalanı bütünüyle denize inşa edilmiş olan, denizin üzerine inşa edilmiş olan bir havaalanı. Tabii bu proje Türkiye'nin itibar prestij projelerinden birisi. Buradan dünyanın her yerine hemşerilerimizin, kardeşlerimizin rahatlıkla uçması imkanı olacak. Ve ayın 26'sından sonra da Türk Hava Yolları burada tarifeli uçuşlarına başlayabilecek durumda olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Hem Ordu için hem Giresun için. Hem bütün Karadeniz için ve Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.